Onlar hala kalkmamış. Çitlenbik, Kokarca, hadi ama okula geç kalıyorsunuz, hadi. Aa, Nana neden hala bez bebek? Şimdiye kadar çoktan insan olması gerekirdi. Ben bir gurur raporu alsam şöyle. 15 gün gitmesem okula ne güzel olur. Hadi oradan. Tembel teneke, kalk bakalım, kalk. Tembel teneke, tembel teneke. Çocuklar, Nana neden hala bez bebek? Nana, Nana. Ne oldu? Ne olacak kızım? Sen bunlardan da tembel çıktın. Hala insan olmamışsın. Sana bir şey oldu sandık. Kızım, sen iyi misin? Bilmiyorum. Kendimi halsiz hissediyorum. Hasta mı oldun yoksa? Bilmem. Sürekli uyumak istiyorum. Kendimi çok mutsuz hissediyorum. Nana, bence sen depresyona girmişsin. Hadi oradan. Çok bilmiş. Sen depresyonu nereden biliyorsun ha? Allah Allah. Bir boy eksikti. Hadi sallanmayın. Kalk. Kızım hadi seni. Canım istemiyor, siz yiyin. Ama olur mu? Canım çocuk mu? İster yesin ister yemesin. Amma da kıymetli nananız varmış, anlamadım gitti bir türlü. Hakan, ben bu kızın durumunu hiç beğenmiyorum. Bak sana söyleyeyim. Aman, dikkat çekmek için yapıyor işte. Hiç de değil, bir kere nana depresyona girdi. Aman sevsinler. Bütün gün ekmek elden su gölden evde yiyip yatıyor. Ne depresyonuymuş ya. Aslında kendine yeni bir hayat kurarsa o zaman hiçbir şeyci kalmaz. Değil mi Hakan'cığım? Baba, Nana'yı bir doktora mı götürsek? Yağmur ciciş, babanın durumu zaten sıkışık. Bir de Nana'nın şımarıklığı için psikolog parası mı verecek? Gidip dolaşsın biraz, açılır. Bir şeyci kalmaz. Nana, istersen bir doktora gidelim. Yok, gerekmez. Hakan, çıkmıyor muyuz? Tamam Simge. Hadi, hadi. Şaka gibi. Depresyonmuş. Yürüsene kızım. Gıcık. Nana, seni çok seviyorum. Ben de sizi. Canım benim. Akşam iyileşe, değil mi? Hadi çıkalım çocuklar. Ya ne bahtsız bir oyuncağım ben. Ne kadar uğraşsam da hiçbir zaman işten istediğim gibi gitmiyor. Benim yerimde başkası olsa burada da dünyada da imparatorluğunu çoktan kurmuştu. Hiç kimse hak ettiği yerde değil bu kainatta. Ah ah, ne yapacağım ben? Buradan kaçıp Şeril'le yeniden birlikte olmanın bir yolunu bulamazsam kafayı üşüteceğim. O da ne öyle? Denizden kıyıya vurmuş olmalı bunlar. Vay be. Amma da açtı beni. Karizmama karizma kattı. Bunları giyince amma havam olacak ha. Fırtına gibi ezeceğim. Ne yapalım kızlar? O muhteşem bir güce sahip, elinden bir şey gelmez. Ne derse yapmalıyız. Çekilin. Çekil kenara. Neden böyle yapıyorsunuz çocuklar? Hani sizler benim oyuncaklarımdınız? Ne yapmamızı bekliyorsun Kulina? Elbet ulu komutan, Şoker'in yanında yer alacağız. Zoya gel! Evet Kulina, bana direnemeyeceğim belliydi. Bu savaşı kaybettim. Artık oyuncaklar dünyasının tek hakimi benim. Bundan sonra sizin hizmetkarınız olmaya hazırım. Yeter ki beni ve Nedimelerimin hayatını bağışlayın. Lütfen. Bundan sonra özel hizmetkarım olacaksın Kulina.
güce Şoker. Yaşasın İmparator Şoker. Şunu bir temizleyeyim de sonra eğlencemize bakalım. Yeniden baş pere oldu da eski huzurumuza kavuştuk. Yaşasın. Ne nasıl? Baksanıza kurşun huzurdan göz eğlence. Sivil oyuncaklar. Çabuk teslim olun. Ay. Hepinizi esir alacağım. Anneciğim bu da ne? Kulina kurtar! Kulina bastı buraya! Kulina! Kulina! Uyan! Kim bu? Uyan! Burası çok eğlenceli olacağa benziyor. Kızım böyle salma kendini. Ne yapayım? Hiç halim yok. Hadi çık dolaş biraz. Deniz kenarına git. Deniz havası iyi gelir bak. Canım istemiyor. Anlaşıldı. Bu iş böyle olmayacak. Senin derdinin ilacını ancak Kulina Hanım bulur. Kulina Hanım! Kulina Hanım! Oh, mükemmel görünüyorum. Şu boynum için bir iksir hazırlamalıyım hemen. Ay, daha diri ve pürüzsüz görünmeli. Kolay değil. Neredeyse 600 oldum. Eyvah, kimse duymasın. Ay. Kulina Hanım. Ay, nerede kaldı bu kadın? Buradayım canım, geliyorum. Ay, kendi bakıma bir türlü zaman ayıramıyorum ama. Kulina Hanım. Ayol, geldim işte, ne oldu yine? Baksana Nana çok kötü. Ne oldu Nanacığım? Hiç. Kalktığından beri böyle. Ağzını bıçak açmıyor. Öyle duruyor. Nana. Önemli değil. Canı bir şey mi sıkıldı ha? Hep uyumak ya da ağlamak istiyorum. Nanacığım, sanırım insan olmana çok az kaldı. Çünkü bu düpedüz depresyon. Ne yapacağız? Nanacığım, söyle bakayım, son günlerde canın bir şey mi sıkıldı? İlahi Kulina Hanım, yani sorduğun soruya bak. Kız dünyaya geldiğinden beri başı dertten, sıkıntıdan kurtulmadı ki. Oh, orası da doğru ya. Ama ne yapalım, insan olmayı kendin istedin. Oyuncak olarak kalsaydım bunların hiçbirini hissetmeyecektin. Hakan'ın tekrar simgeyle ilgilenmesi bana çok dokunuyor. Oh, canım benim, meleğim. Boğazımda bir yumru var. Kalbim sıkışıyor Kulina. Bu düpedüz aşk acısı tatlım. Ah, bu Hakan seni çok üzdü şekerim. Şöyle karşına romantik, yakışıklı, hoş biri çıksa da unutsan şu Hakan'ı. Ben onu unutmak istemiyorum. Yani Kulina Hanım, sizin de verdiğiniz akıla bakın yani. Ne varmış canım? Bu kızcağız hayatı boyunca bu acıyla mı yaşayacak bakmış ha? Canım benim, şimdi gitmem lazım. Bir şey ihtiyacın olursa bana hemen seslen, olur mu? Gidiyorum. Yağmur, belki de onun oyuncaklar dünyasına gitme vakti gelmiştir. Ya ama bu onun hoşuna gider mi sence? Bence evet. Ya işte böyle. Evet çocuklar. Etrafıma toplanın bakayım. Hadi gelin şöyle. Geç. Evet çocuklar. Sorunlarınızı ve isteklerinizi idareye iletmek için aranızdan bir öğrenci temsilcisi seçeceksiniz. Demokratik bir seçim olacak. Herkes seçim çalışması yapabilir. Arkadaşlarınıza yapacaklarınızı ve vaatlerinizi anlatabilirsiniz. Aday olmak isteyenler odama gelip isimlerini yazdırabilirler. Harika. Herhalde bu iş için benden uygun bir aday olamaz. Derslerim iyi. Okulun en başarılı ve en sevilen öğrencisiyim. Şaka gibi, sen mi seviliyorsun? Ne var? Senin dışında herkes beni seviyor. Öyle değil mi Ramo?
Evet Boncuk'um. Gördün mü? Ben seçildikten sonra okul hayatın daha zor olacak. Disiplin kuruluna girince sana karşı hiç hoşgörülü olmayacağım. Hadi oradan kızcık. Senin seçilmemen için her şeyi yapacağım. Gerekirse aday olacağım. Haha güleyim bari. Kim sana oy verir? Rama canım, senden bir şey isteyeceğim. Sınıfa gel de şunlar duymasın. Emre, gerçekten aday olacak mısın? Kesinlikle evet. Şimdi nerede kalmıştık? Evet, Gamze ve Hulusi de kesin bana oy verir. Beni yazdın mı? Herhalde yani en başa. Etti 4. Sence Özge bu kadar oy alabilir mi? Rama ona yardım ettiğine göre bence bu sayıyı geçecektir. O halde bir seçim kampanyası yürütmem gerekiyor. Şimdi onlar bilgisayar, cep telefonu, televizyon falan dağıtırlar. Benim de buna karşılık neler yapacağıma dair somut öneriler sunmam gerekiyor. Evet. Derslerin süresi azalacak. Teneffüslerin süresi de artacak. Bilgisayar laboratuvarında oyun oynamak serbest olacak. Sonra kantinde hamburger ve gazoz fiyatlarını düşüreceğim. İyi de bunları yapmana imkan yok. Biliyorsun değil mi? Sanki siyasetçiler her vaat ettiklerini yapıyorlar da. Bu işin kuralı böyle kızım. Oyları topluyorlar, sonra hiçbir şey yaptıkları yok. Ya ne yapıyorsunuz burada? Aşağıda canım sıkıldı benim. Öğrenci temsilcisi seçiminde seni nasıl bozguna uğratacağımı planlıyordum. Şaka gibi. Hiç şansın yok Emre. Senin yerinde olsam adaylıktan çekilirdim. Boşuna kendini rezil etme. Ya gıcık ne geldin? Gitsene odamızdan. Evet, değil mi? Hani nerede bunlar? Ben kimseyi göremiyorum. Aslında biz de bir tanesini gördük. Ama zırhlar içinde. Öyle korkunçtu ki. Oyuncaklar dünyasını barbarlar bastı Kulina. İnan bize. Aynı buna benziyordu işte. Demek buradasınız ha? Çabuk teslim olun. Yoksa sizi çok fena yaparım. Durun bakalım, korkmayın. Ben bu sesi tanıyorum. Şoker! Şoker! Nasıl da korkuttum ama. Aman çok komik. Aman çok komik. Bence komik. Çok mu komik? Al bakalım sana komiği. Şimdi daha komik oldu. Kulina, ayıp oluyor ama. Hiç de ayıp olmuyor. Şakadan da hiç anlamıyorsunuz. Biz de sana şaka yaptık işte. Ne kızıyorsun? Kızma. Ama bu eşek şakası. Şey yani kaplumbağa şakası oldu ama. Kulina. Ay bu hiç yerinden oynamıyor. Başlıklı tost. Tamam. Bunu boyun bölgeme sürünce harika görünecek. Kulina, güldük, eğlendik. Ama yeter artık ben. Hadi beni eski halime çevir lütfen. Neden? Bence böyle çok şeker görünüyorsun. Aa Kulina, ama bak kabak tadı verdi bu iş. Ya lütfen şaka yapmıştım ama. Aman iyi iyi, şimdi seni çenenden kurtulamam. Ahmoş ne olacak? Nereden buldun onları? Denizden. Çok tuhaf. Bunların ne iş var oyuncaklar denizinde? Ver bakayım. Hayır vermiyorum. Ben buldum. Bana ne? Şoker. Ver dedim. Aman iyi. Al. Sinirlendirme beni. Ayol, bu Prens Sergis'in kalkanı. Sergis mi? Evet. Yıllar önce buraya bir prens oyuncak olarak gelmişti. Hı. Ama onu kaybeden sahibi o kadar üzülüp gözyaşı döktü ki sonunda dayanamadı. Konseyin de izniyle dünyaya geri döndü. Ha. Hani şu bütün kızların ağzını açık bırakan sersem. Sersem mi? Hiç de değil. Çok yakışıklı bir oyuncaktı. Biraz havai bir çocuktu. Kendi yarattığı hikayelere inanırdı. Bu kalkanı da buradayken sözde düşmanlarla savaşmak için yapmıştı. O yanındaki şişko sersemle çok komiktiler. Hatırlıyorum. Bütün gün savaş oyunları oynuyorlardı.
O Dombili nerededir acaba şimdi? Prens gittikten sonra kendini çok yalnız hissettiği için inzivaya çekildi. Ha. Arada bir görüyorum onu. Hala prensim diye sayıklayıp duruyor. Asıl prens Sergis kim bilir nerededir şimdi? Onu ben bilemeyeceğim tabii. Sevgili Kulina. Ah. Geldin demek. Evet Peri. Bunu yapmak istediğinden emin misin? Aslına bakarsanız burada çok mutluyum güzel Peri. Ama yıllarca beraber yaşadığım küçük bir çocuğu üzmek istemiyorum. Onun için dönsem daha iyi. Sanırım beni kaybettiği için üzüntüden hastalanmış. Peki Prens Sergis. Konseyde isteğini uygun buldu. Bu iksiri içince tekrar bir oyuncak olacaksın. Ve ben de seni birlikte yaşadığın o çocuğun evine götüreceğim. Tamam. Ah, aslında senin gibi hoş birinin etrafta olması çok iyi oluyor da ne yapalım? Al iç şunu. Prensim, prensim, ah. Prensim. Ah. 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 Sevgili prensim, beni bırakıp nereye gidiyorsunuz? Siz olmadan burası çok sıkıcı olur. Ne olur gitmeyin, ne olur gitmeyin, ne olur gitmeyin, ne olur gitmeyin. Ama Pütür, bunu daha önceden konuşmuştuk. Ama ben yine sıkıcı hayatıma geri dönmek istemiyorum. Ben kiminle oynayacağım? Kiminle, 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 kiminle? Uf. Oyuncaklar beni aralarına almıyorlar. Üzülme dostum. Nasıl senin de sonunda geleceğim yer burası. Yeniden bir araya geleceğiz, merak etme. Hoşça kal Kulina. Seçileceğim. Sen öyle san. Ben Romo ile birlikte seçim kampanyamdaki her şeyi konuşup planladım bile. Girer girmez de bu. Neyi paylaşamıyorsunuz? Okulda öğrenci temsilcisi seçilecek. Emre de Özge de aday oldu da. Nanacığım nasılsın? İşte. Nana sen de Oscar adayı olabilirsin yani. Çok güzel hasta numarası yapıyorsun. Bak Nana. Ama nereden buldun onu? Prens Sergis. Demek yeni gelen oyuncak bu ha? Evet Nanacığım. Birazdan aramıza katılacak. Sabırlı olmalısın Nana. O kadar kolay değil. Biraz beklememiz gerek. Sen burada kal. Kendine geldiğinde ona nerede olduğunu anlatırsın. Ben de konseye gidip yeni oyuncağın kaydını yaptırayım. Peki. Ne oldu bana? Neredeyim? Merhaba. Ben Nana. Burası da oyuncaklar dünyası. Ne oldu Nana? Bir şey yok. Bir şey hatırladım da. Nana yukarı geldi seçim konuşmalarımı hazırlamama yardım et. Ama tam da adamından yardım istedin. Şaka gibi. Ya sen Nana kızım sen kendi işine baksana. Prens Sergis mi? Gördün mü Emre? İyi ki de onu atmamışız. Şu işe bak. Yıllar sonra yine karşıma çıktın Sergis. Oyuncak dünyasında kaldığı kısa süre içinde çok iyi arkadaş olmuştuk. Biraz garipti ama yine de iyiydi. Üstelik tam bir prens ruhuna sahipti. Kibar, centilmen. Bir o kadar da yakışıklıydı. Aa! Baba bakın, gördünüz mü? Neyi? Sanki bizi duyuyor.
Olabilir. Çocuklar, ben oyuncaklar dünyasına gidiyorum. Geri döneceksin değil mi? Neden böyle söyledin? Döneceğim tabii. Bilmem. Nana, babam seni çok üzdü değil mi? Biraz. Ama biz seni hiç üzmüyoruz değil mi? Hayır bir tanem. Hadi çocuklar. Kulina'ya prens sergisi göstermek istiyorum. Biraz sohbet edip geleceğim, tamam mı? Ne oldu? Seçim konuşmanızı hazırladınız mı? Nana nerede? Arkadaşına gitti. Uçarak mı? Hep aşağıdaydım. Gittiğini görmedim. Evet, balkondan böyle uçarak gitti. Cik 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 diye, tamam mı? Bu kurumuş nilüfer yapraklarıyla yapmış olduğum çay seni rahatlatacak. İç bakalım. Çektiğim bu acı iyi gelebilecek bir iksir olsaydı. Ah nerede? Aşk acısına iyi gelecek iksiri daha kimse yapamadı. Olsa ben kaç kere kendim içmiştim. Onun tek çaresi zamanla. Şimdi biraz daha iyiyim. Burada olmak evimdeymişim gibi hissettirdi kendimi. Ya nasılmış Nana Hanım? Sen zaten insan olamadan pes edip geri döneceksin zaten. Ah kendi derdime daldım. Prens sargısı unuttum bak Kulina. Aa, bu kadar olur. Ben de bugün bütün gün onu düşündüm. Ha. Nereden buldun bunu Nana? Yağmur'a bir arkadaşı vermiş. Şu işe bak. Şoker Şapşalı da Oyuncaklar Denizi'nden onun zırhını bulmuş. Şapşalı göreceksiniz siz. Hatırlıyor musun? Prens Sargis ne hoş bir adamdı. Ne var? Ben baş biriyim diye böyle şeyler söyleyemez miyim yani? Hem senin de ona karşı ilgisiz olmadın, bilmediğimi sanma Nana. Ne? Ben mi? Ben? Hiç de değil. Hem ben o zaman insan olma iksirini içmemiştim. Hem aşk nedir bilmiyordum. Canım aşktan söz etmiyorum. Ondan etkilendiğinden bahsediyorum. Ben aşk kadınım, hiç benden kaçar mı böyle şeyler? Böyle Nanacığım, gülmek sana çok yakışıyor. Sakın bir daha üzgün olduğunu görmeyeyim. İyi ki gelmişim. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Kulina, bu pijama partisi çok güzelmiş. Bir şey mi oldu? Hani diyorum ki prens canlansa, bir zamanlar burada olduğu gibi dünyaya gidip hoş ve romantik günler geçirsen onunla, eminim bu sana çok iyi gelir Nana. Ama onun canlanması mümkün mü? Yani daha zamanı gelmedi ki. Onu ben buraya getirdim sonuçta. Sonra Hakan. Çok komiksin Nana. Sen insan olmayı öğreniyorsun ama kadın olmayı bilemiyorsun daha. Ayol Hakan günlük güne diyor. Sanki onun umurunda mısın? Biraz hoşça vakit geçirsen ne olur ha? Bunda bir kötülük yok ki. Peki prensin insan kılığında dünyaya geldiğini duyarsa konsey ne der, söyler misin? Ya bak bunu düşünmemiştim. Aslında Prens Sargis şöyle eskisi gibi bana ne kadar güzel, ne kadar çekici olduğum konusunda iltifatlar yağdırsa hiç de fena olmazdı hani. Moralim düzelirdi. Ha şöyle, keyfin yerine geliyor bakıyorum. Hadi kalk. Kalk kalk. Nereye? Nereye? Hı? Hazır keyfin yerine gelmişken Luna Park'a eğlenmeye hadi. Hadi. Demek Prens Sargis'le sevgili Nana yeniden karşılaşsalar iyi olacak, öyle mi? Kuralları çiğnemenin bana göre bir sakıncası yok. Nana'nın başını derde sokmak için her yol mübah. Güzel. Etme Nanacığım. Yakında prensine kavuşacaksın. Hiç Şoker amcan senin böyle acı çekmene razı olur mu? Kim var orada? Sen de kimsin?
şey. Aa, bir dakika. Sen şu ukala prens Sergis'in yanındaki kaçık pütür değil misin? Prensim hakkında böyle konuşamazsın. Konuşursam ne olurmuş ha? Şu işe bak. Tesadüfün böylesi. Senin ne işin var burada? Çatlak uşak. Üç. İçimden bir ses. Efendim Prens Sargis'in dünyadaki zamanı tamamlayıp oyuncaklar dünyasına geldiğini söyledi. Ben de ona bakmak için gelmiştim. Hah. Onu gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Hayır. İyi o zaman. Ben Kırmızı Orman'daki sıkıcı hayatıma geri döneyim bari. Bir dakika. Çok mu özledim prensini? O benim soylu efendimdir. Benimle yakından ilgilenen tek kişidir. Onsuz bir içim, bir içim, bir içim, bir içim, bir içim. Of. Of. Buradaki hayatım çok sıkıcı. Yazık sana. Gerçekten. Vucu. Bu halin çok dokundu bana. Sana bir iyilik yapmaya karar verdim. Gel benimle. Senin valisi. Usundursana. Hadi ama. Kaç saat oldu? Ne yaptığını söylemeyecek misin? Ben bu saatten sonra Kırmızı Orman'a gidemem ki. İyi ya. Burada kalırsın. Senin için harika bir sürprizim var diyorum. Ha? Sen durmadan mızmızlanıyorsun. Biraz sabırlı olsana. Top kafa. Yaptığım şey için elimi öpeceksin. Evet. Bu işlerde Kulina'dan da o bilgin olacak çok bilmemişten de iyiyim. Kimse elime su dökemez. Şeye de koyalım biraz. Tamam. Ama bu top kafa. Ne zannettin? Bu biricik arkadaşın Prens Sargis. Daha doğrusu onun oyuncak hali. Şimdi onu yeniden bir bedene kavuşturacağız. Sahi mi? Sen çok mükemmel birisin. Öyleyim. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Çekil şuradan be. Kokuyorsun. Öyle mi? Çekil şuradan. Burnumun direği kırıldı. Bunu var ya, adama babası bile yapmaz. Bu elimi de unutma. Bundan sonra siz de benim efendimsiniz. Bu da amma köler oldu çıktı ya. Tamam. Prens Sargis. Ne oldu bana? Neredeyim? Döndünüz efendim. Döndünüz. Nihayet döndünüz. Pütür, kokuyorsun. Evet efendim. Sizin hasretinizden. Planım mükemmel işliyor. Demek sonunda oyuncaklar dünyasına geldim. Evet azizadem. Nasıl oldu anlamadım ama. Bunun için saygıdeğer şokerin büyük yardımı oldu. Merak etme sevgili dostum. Sana her şeyi anlatacağım. Nerede bu sersem? Her şeyi mahvedecek. Sen benim prensime sersem diyemez. Diyemez. Yok ya, öyle bir derim ki. Sersem. Dedim. Hem de 3 kere dedin. 3 de derim, 5 de derim ha. Sersem işte. Şoker. Neredesin gözüm ya? Yani neredesin sevgili prensim? Hadi. Dünyaya gitmek sıra hazır. Ya ben. Hayır Pütür, sen burada kalıyorsun. Evet, burada kalıyorsun. Evet. Aman efendim. Yapmayın etmeyin. Yıllar sonra kavuştuk birbirimize. Bu sadık hizmetkarınızı burada böyle bırakmayın. Hem bakarsınız oralarda size bir faydam olur. Of, amma konuştun.
Hah, iç bakalım şunu. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Siz de için. Hadi, hazır mıyız? Sizlerden biri sizin öğrenci temsilcisi adayınız Özge Selçuk. Buna inanamıyorum. Şunlara baksanıza. Boş ver ya. Gelin yana. Gelin. Koşun şuna vatandaş. Bak. Şey yani çocuklar koşun. Gelin seçmen adayınız Özge Boncuk'u Özge Selçuk'u sizin için vereceği muhteşem hediyeleri alın. Buyurun çekinmeyin ya. Alın ya alın. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapacağım? Seçim kampanyamı yürütüyorum, görmüyor musun? Hayır, rüşvet vererek onların oylarını etkiliyorsun. Evet. Sizin de gücünüz varsa siz de yapın, ne yapalım? Ramo, bunların hepsinin parasını sen verdin değil mi? Bravo yani. Öğretmenim, öğretmenim. Görüyor musunuz? Özge seçim için rüşvet dağıtıyor. Özge, neler oluyor burada? Abartıyor öğretmenim. Millete arkadaşlarıma hizmet veriyorum burada öğretmenim. Alan var, alamayan var. Öyle değil mi? Özgeciğim, doğrusunu istersen bunu pek adil bulduğumu söyleyemeyeceğim. Ama öğretmenim, her seçim kampanyasında oluyor böyle şeyler. Yine de söyleyeyim, bu çok doğru bir şey değil. Çocuklar, her gördüğünüz örnek doğru bir örnek değildir. Bir iki olacak sadece öğretmenim. Peki ama sadece bu seferdir. Bir daha sefere kesinlikle olmasın. Yağmurcu sen misin? Çok sinirsin. Ya gıcık. Ama dur bakalım Özge Hanım. Daha son kozumu oynamadım. Bakalım ne olacak? Hadi be öncesi. Nerede kaldın? Yağmur. Bu resim okulu yarışmasına katılacakmış. Getirdin mi? Evet. Biliyorum. Ay takaların çok tatlıymış. Emre ne yapacaksın bu kamerayla? Anlatacağım. Bak öncelikle senden Özge'yi uyalamanı istiyorum ki bu kamerayı güzel bir yere yerleştireyim. İyi ama ben çok heyecanlanırım. Ya korkma canım, masadan gizli planları çalmıyorsun. Alt tarafı Özge'ye uyalayacaksın. Sonra da onların dağıttıkları oyuncaklardan isteyeceksin, tamam mı? Tamam. Ben gizlendikten sonra çalarım onları. Tamam. Sence Özge'nin yaptığı doğru mu? Rüşvetle oyları etkilemeye çalışıyor. Bence kazanamayacak zaten. Özge! Bir şey söyleyeceğim, bir bakar mısınız? Ne var, ne istiyorsun? Ya niye bir kayağını çağırıyorsun bakayım? Öyle değil mi? Dağıttığınız oyuncaklar çok güzelmiş. Ben de alabilir miyim bir tane? Bizimkiler görmeden. Şaka gibi. Nasılsa sen Emre'ye oy vereceksin. Neden sana oyuncak verip ziyan edeyim? Salak mıyım ben? Ama ben sana oy vereceğim. Emre'nin hiç şansı yok nasılsa. Öyle mi? Ya o zaman alabilirsin tabii. Gel benimle. Buyur buyur buyur. Oylarım gittikçe artıyor. Bu gidişle Emre bile bana oy verecek. Hangisini istiyorsun? Bunu. Al. Gel arkadaş gel ya. Gelin. Şu muhteşem hediyeler sizin olsun. Değil mi? Özge Selçuk'uma oy verin ya. Oy verin. Gelin ya gelin. Abartma. Çok güzeller değil mi Boncuk'un bunlar? Ne yaptın? Neden söylemiyorsun Emre? Bak oyunu bana vereceksin, tamam mı? Merak etmeyin, her şeyi öğreneceksiniz. Çok iyi beraber çıkıyor. Çok eğleneceğiz. Oyunu bana vereceksin ama. Unutma, tamam? Özge'yi tanıyorsan beni asla yanıltmayacaktır. Baya masrafetik ama değdi Boncuk'u. Evet ama bu sensemleri etkilemek için başka çaremiz yoktu. Yine de giden paraları acıyorum. Boş ver ya, canın sağ olsun. O parayı kendime harcasaydım neler alırdım düşünsene. Bu şapşaları vermek ne kadar da acı. Hele bir seçileyim. Öyle kurallar getireceğim ki hepsini muma çevireceğim. Sen yaparsın Boncuk'u. Gelin arkadaşlar gelin. Öğrenci temsilcisi adayı Özge Selçuk'un gerçek yüzünü bu filmde göreceksiniz. Gelin. Ne tür yalanlar söylediğini ve sizlerle ilgili gerçek duygularını öğreneceksiniz. Ben ve ekibim müthiş bir araştırmacı gazetecilik örneği olan bu çalışmayı büyük tehlikeleri göze alarak hazırladık. Az sonra 5A sınıfında gösterimde. Eminim kocaman bir saçmalıktır. Evet. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Tabii. Emre, bu bir çamur atma kampanyası olmasın sakın. Olur mu öğretmenim? Ben de kendi yöntemimle çalışıyorum. Tamamen gerçeklere dayanan bir film. Öyle mi?
Ben de merak ettim şimdi. Emre Bey, gör bakalım kim kazanıyor. Kesin sen kazanacaksın bacıkın. Anladım, tabii ki ben çıkı kazanacağım. Başka ben. Kim kazanabilir? Kapat elini. Kesin sen kazanacaksın. Unutma ama oyunu bana vereceksin, tamam mı? Bayağı masraf ettik ama değil mi bacı? Evet. Ama bu sersemleri etkilemek için başka çaremiz yoktu. Şuna bak ya, sersem diyorum. Şuna bak. Ne yapıyorsun ya? Size sersem burayı kendim harcasaydım neler alırdım düşünsene. Bu şapşalara vermek ne kadar önemli. Şapşal ha? Görürsün sen şapşalı. Benim seçilip öyle kurallar getireceğim ki hepsini mama çevireceğim. Sen de bunu vermeyeceğim. Evet, neler neler demiş ya. Nasıl böyle şeyler yapabilir? Evet, insan ne böyle şeyler yapabilir. Bu yaptığın çok ayıp Özgür. Utanmamız ya çıktı. Bunlar biz değiliz. Ya bunlar fotoğraf. Bu kız ben değilim. Ya buna kediler bile inanmaz Özgür. Boşuna çırpınma. Gerçekten bunu herkes gördü. Adaletten çekil artık. Özgeciğim, ne diyeceğimi bilemiyorum. Beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bize hakaret etti. Bize şapşal dedi. Utanmadı. Ya bize şapşal dedi. İnanamıyorum çok ya. Nasıl inanamıyorum? Arkadaşlar inanın bize, ne olur ya. Arkadaşlar bir dakika. Eğer ben seçilirsem her zaman sizlere karşı açık olacağım. Ve her zaman gerçekleri böyle gözler önüne sereceğim. Bravo. 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 Arkadaşlar yanlış anladın, nasıl hakikaten ya? Yok yapmayın ya. Yapmayın ya. Bunu ödeyeceksin Emre. Ay boncukum dur. Sizlere asla yalan söylemeyeceğim. Tepeden bakmayacağım. Bu da havaya girdi. Oyun uğruna herkes değişiyor işte. Derslerin süresi azalacak. Teneffüslerin süresi ise artacak. Bravo! Bravo! Kantinde hamburgerleri. Nana burada mı yaşıyor? Evet. Neyse. Ben sizi baş başa bırakayım. Oyuncaklar dünyasında çok işim var. Hem Kulina yok olduğumu öğrenirse çok büyük ceza verir. En son ayaklarımdan asmıştı beni. Hadi bay bay. Geldim. Aa, ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Sizi şöyle alayım. Ne oluyor evladım? Neye baktınız? Oğlum deli misiniz siz ha? Makbuş. Kim geldi? Deli. Nerede? Nana, değerli prensesim. Nihayet size kavuştum. Prens Hargis, ne işin var burada? Bu çok uzun bir hikaye. Konuşmak için bol bol vaktimiz olacak. Ama senin için geldim Nana. Şimdi bu bir prens mi yani? Ne sandın ihtiyar? Seni bu hayattan kurtarmaya geldim. Hadi hazırlan, hemen gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Nereye? Ayrıca ben buradan ayrılamam. Başına gelenleri biliyorum. Şu an hiçbir şey hatırlamaman çok normal. Korkma, seni kurtaracağım. Pütür, koş bize bir at bul. Baş üstüne efendim. At mı? Burada nereden at bulabilirim? Bunlar şaşırmış ayol. Seni burada zorla tuttuklarını biliyorum. Hayır canım, bu doğru değil. Bu ihtiyardan mı korkuyorsun? Merak etme, artık sana hiç kimse bir şey yapamaz. Ben yanındayım. Pütür, bizi yalnız bırakın. Baş üstüne efendim. Yürü bakalım ihtiyar. Hayır, bırak beni. Yürü gidelim. Bırak diyorum sana. Hadi, yürü evladım bakalım. Bırak. Hadi. Sen kokuyorsun. İksir içtim ondan. Hadi. Evet, artık korkmana gerek yok. Bana her şeyi anlatabilirsin. Ne anlatayım? Ben insan olmayı diledim. Burada bir ailenin yanında kalıyorum. O kadın da benim dünyada oyuncak kent sahibimdi. Bu evde çocuklara bakıyorum. Tam düşündüğüm gibi. Seni köle yapmışlar. Hayır canım, böyle bir şey yok. Tabii bunun da farkında değilsin. Bak Sergis, seni gördüğüme çok sevindim ama... Nana, ben her şeyi biliyorum. Ne olur yorma kendini. Seni buradan kurtaracağım. Sen benim için çok önemlisin. Sana karşı hislerim o kadar derin ki. Prens Sergis,
Geçen onca zamandan sonra hala çok yakışıklısın. Sen de çok güzelsin prensesim. İyi de ben prenses değilim ki. Alt tarafı bir bez bebeğim, unuttun mu? Sen benim hep prensesimdin. Ay ne güzel sözler. Bak tavayı kafana yiyeceksin şimdi ha. Ne oldu Makbuş? Ay bu her şeyi ağzına götürüyor ayol. Şimdi de deterjanı içti. Dur sen dur. Yardımcımın verdiği zararı ödemek isterim ki. Ay bu altı. Aslında bir kese daha iyi. Demek seni elinde tutan o Hakan denen adam burada çalışıyor. Ah Sargis. O beni zorla tutmuyor. Bak lütfen sana anlattığım gibi davranmanı istiyorum, tamam mı? Bu benim için çok önemli. Tamam prensesim. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Nasılsa sonunda seni tüm bunlardan kurtaracağım. Herkese merhaba. Merhaba. Bunun ne işi var burada? Şu çocuğa baksana. Merve. Merve. Ne var be? Nana, arkadaşlarını tanıştırmayacak mısın? Biz buradan geçiyorduk. Bari uğrayalım da tanışın dedim. Sen de arkadaşımı merak ediyordun ya. Öyle mi? Ben Hakan. Ben de Valdrop Prensi. Sargis. Ay demek Nana'nın arkadaşı prensmiş kız. Buyurun oturmaz mısınız? Peki. Buyurun. Üf, ne biçim kokuyor. Bizi ziyarete gelmeniz ne büyük incelik. Yani siz şimdi gerçekten bir prenssiniz öyle mi? Nana söylemişti de inanmamıştık. Sizleri Nana'ya inanmamaktan men etmem gerekiyor hanımlar. Nana, bu kızı bana kaç altına verirler? Aklından bile geçirme. Size ne ikram edebiliriz? Aslında ben buraya bir şeyler içmeye değil, seninle hesaplaşmaya geldim. Şaka şaka. Hani söz vermiştin? Hadi ama ben yanındayım. Ondan korkmana gerek yok. Nerede yaşıyorsunuz? Avrupa'da. İskoçya'da bir şatosu var. Arada sırada Waldrop adalarına gidip ülkeyi yönetiyor. Bu kadar kısa sürede onun hakkında çok şey öğrenmişsin. Öyle oldu. Ay, gerçek bir şato mu? Çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz. Kaç dil biliyorsunuz? Türkçe dahil 15 dil biliyor. Kendisi aslında bir dil bilimci. Vay. Hem de ne vay. Hem koskoca prens hem de çok yakışıklı. Ay bu sümüklü Nana ile ne işi olabilir? Ay delireceğim şimdi vallahi ya. Ne zamandan beridir tanışıyorsunuz? Yaklaşık 100 yıl oldu. Ona öyle geliyor. Neyse bu konuyu fazla uzatmayalım. Nana'yı buralardan alıp götürmeye geldim aslında. Onu sizden kurtaracağım. Ay Nana, demek başına talih kuşu kondu. Bir prensle evlenip şatoda yaşamak senin için mükemmel olacak sanırım. Efendim Sargis, tuzağa düştüm. Kolay kendisi. Ay pis. Böyle şeylere pek alışık değildi. Yanlış anlamadıysam biraz önce onu sizin elinizden kurtaracağım dediniz. Ne o? Yoksa onu zorla mı tuttuğumuzu düşünüyorsunuz? Ne yani? Yalan mı? Saçmalık bu. O köle değil, istediği yere gidebilir. Ben neler döndüğünü çok iyi biliyorum. Aslında seni düelloya davet etmem gerekirdi ama Nana buralarda bunun mümkün olmadığını söyledi. Prensin böyle ilginç bir şaka anlayışı var. Hadi biz gidelim artık. Sana göstermek istediğim ilginç yerler var. Hadi Sargis. Sen nasıl istersen prenses. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Hadi. Ya deli midir nedir? Düelloymuş. Orta çağda mıyız canım? Artık Nana Hanım ona ne anlattıysa. Ay deli meli ama çok yakışıklı yani. Üstelik de prens. Ya yanındaki uşağımın eline pis kokuyordu değil mi? Evet evet. Ay deli olacağım. Bu Sargis'in mendili ama nasıl olur?
Kuline, Kuline, Kuline. Ne oldu? Her yere baktık yüce Kuline. Ama yok. Burada olduğuna emin misiniz? Bunu kim bırakmış olabilir o zaman şaşkaloz? Yürü Şoker, yürü. Gitmesene. Fena olur ha. Yürü hadi, yürü. Bak gitmesene be. Sus. Fena olacak ha. Sus. Yine ne oldu? Bu mendille ilgili bir şey biliyor olabilir misin? Yok. Bana yalan söyleme. Bu Prens Sergis'in mendili. Onu gördün mü? Yok. Tutun şunu. Oturtun. Bırakın beni. Sus. Bırakın beni. Otur. Otur. Bıraksana kuşum. Hayır. Doğru söyleme. İksiri işimize yarayacak bilgi. Tutun elini. Bırakın beni. Yut bakayım. Ah şöyle. Terbiyesiz. Söyle bakalım. Prens Sergis'i gördün mü? Evet. Ona ne yaptın? Sergis'in bebeğini görünce aldım. Onu bedene kavuşturup dünyaya ananın yanına gönderdim. Şimdi orada her şey karma karışık. Ay. Çabuk götürün şunu, gözüm görmesin. Çabuk. Çabuk. Yürü. Yürü. Bilgi. Yürü. O saç çıkartma iksirini de ben içtim ha. Gevezelik yapma, yürü. Ben seninle ne yapacağım Sergis? Neden böyle yapıyorsun? Ya kimsenin beni zorla tuttuğu yok. Asil prenses. Senin o kötü kalpli Kulina'nın yaptığı iksirin etkisi altında olduğunu biliyorum. Onun için böyle söylüyorsun. Ama merak etme, seni kurtaracağım. Ya ne diyorsun sen? Şoker bana her şeyi anlattı. Şimdi her şeyi anlıyorum. Özge'nin yüzünü görecektim bakmış. O kadar kızdı ki buraya bile gelmedi. Sonunda kim seçildi? Kim olacak tabii ki ben. Aferin benim kokarcama. Ay nerede kaldı bu kız? Başına bir iş almasa bari. Ay Makbuş, bu nana nerede? Sihirli ekrandan bir türlü ulaşamıyorum ona. Hakan'ın ofisine gitti. Bugün buraya prens kılıklı biri geldi mi? Hı-hı. Geldi ya. Yanında da soytarı gibi bir şey vardı. Pütür müydü, neydi adı? Ay Makbuş, Şoker yine bir şeyler karıştırmış. Sergis'in oyuncağını canlandırmış. Ben tahmin etmiştim ama. Aa evet. Oyuncağını Nana'ya ben vermiştim. Sen tamam. Mutfağa gir. Hakan'la Simge tamam. Yanında olabilir. Neden anlamak istemiyorsun? Böyle bir şey yok diyorum. Şoker yalancının teki. Benim burada olmamı istemiyor. Bunun için o kadar çok şey yaptı ki. Sevgili prensesim, seni anlıyorum. Kulina denen cadının ikisinin etkisi altındasın. Ama ne pahasına olursa olsun seni kurtaracağım. Of Sergis, böyle bir şey yok. Ben iyiyim. Yüce efendim, isterseniz onu götürelim. Yapacak başka bir şey yok. Korkarım öyle olacak. Hadi o zaman. Ne? Efendim? Ne? Hadi. Bırak, bırak beni, bırak beni. Yok, bırak, bıraksana. Yok, bırak. Ben alacağım. Bırak. Bakın, yumruklarımı konuşmam aklımda bırakmayın beni. Bırakın onu. Bırak diyorum. Bakın şunlar, ortaya çıkma zamanı geldi. Hemen bırakın onu. Bana bak bütün ne diyorsam onu yap. Bırak onu, yoksa seni kertenkeleye çeviririm. Gerçi daha güzel olacağın için bu sana ceza olmaz ama neyse. Demek bizi ayırmaya o kadar niyetlisin ki buralara kadar geldin. Senin bu kadar kötü kalpli olduğunu bilmezdim. Saçmalama. Şoker'e nasıl inanırsın? Nana doğru söylüyor. Burada olmayı kendi istedi. Evet. Yeter, sus. Zehirli yalanlarınla beni kandıramazsın. Büyük bir hata yapıyorsun. Gel şöyle, gel. Konuşma da kendini savun. Kulina dikkat et. Kulina. Ne laf anlamaz adam mısın sen? Kolla kendini. Beni yendin. İstediğim sana zarar vermek değil, gerçekleri görmen. Anla artık.
Göreceğimi gördüm. Hayır! Hayır! Demek Kulina'yı bu kadar çok seviyorsun ha? Her şeyden çok. Şimdi Şoker'in yalan söylediğine inandın mı? Evet. Ah, Şoker'e nasıl inanırsın? Ama bunun hesabını verecek. Beni bağışlayın. Peki Nana, Şoker senin bana aşık olduğunu söyledi. O da mı yalandı? Sergiz, seni seviyorum ama sadece bir arkadaş olarak. Anlıyorum. Asma suratını. Sen harika bir oyuncaksın. Gerçek bir prenssin. Birçok kızın rüyalarını süsleyecek cinsten. Ama ben... Anlıyorum. Kalbim bir başkasına ait. Hadi bakalım gidiyoruz. Kulina sadece son vereceğim. İzin ver Nana ile biraz daha kalayım. Benim için sorun değil. Hakkını biraz daha delirtmiş olurum. Ay. Anladım. Kadın olmayı öğreniyorsun. Fazla geç kalmayın ama. Ha? Tamam. Dışarıya çıkalım. Bana biraz dünyayı gezdirirsin. Tamam ama... Haklısın. Hemen. Geç oldu, merak ettim canım. Ne var bunda? Sen onu deliysin misin? İstediği saatte gelir. Hem kaç kız bir prensle dışarı çıkma şansı yakalar ki? Zaten Prens Sergiz çok kararlıydı. Nana'yı alıp götürecek buralardan. Ay, onun adını öyle seviyorum ki. Çok sevinme bence. Ay! Ay, bu adam beni delirtecek ya. Seni mi beni mi? Kalk yanımdan kalk. Her yeri dağıttın, ne bu ya? Tansiyonum fırladı. Ne bu? Harika bir gece geçirdin. Teşekkür ederim. Ben de. Nana, sana benimle gelip oyuncaklar dünyasında yaşamanı söylesem. Bu imkansız Sergiz. Ben insan olmak istiyorum. Hem... Tamam. Anladım. Geldiniz demek. Merak mı ettin? Yok. Pütür! Pütür! Hadi Prens Sergiz seni bekliyor. Gidiyor muyuz efendim? Evet. Hoşça kal Nana. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Pütür. Nasıl geçti bakalım? Harikaydı. Ay ne güzel ya. O zaman düğün için ne zaman İskoçya'ya gidiyoruz? Ne düğünü? Yani sana evlenme teklif etmedi mi? Onunla evlenmeyecek misin? Etti ama ben istemiyorum. Ay deli misin sen ya? Aha, adam prens. Hakan, şuna bir şey söylesene. Ben ne diyeyim, kendi bilir. Ne demek kendi bilir ya? Ne demek? Ben bundan adam kurtulamayacak mıyım? Kurtulamayacak mıyım? Of ya! Of! Ben de yatıyorum, geç oldu. Gecen güzel geçti mi? Çok güzel. Tam bir prens. Kibar, zarif. Kendimi harika hissettim. Ya. Niye onunla evlenmiyorsun o zaman?